Dede Korkut öykülerinin asıl adı Kitabı Dedem Korkut Alalisani Taipei Ozandır. Yani Oğuzların diliyle Dede Korkut'un kitabı. Eser bir ön ve 12 öyküden oluşmaktadır. İslami döneme ait bir eserdir. Hatırlayalım, Türk edebiyatını 3 ana döneme ayırmıştık. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslami dönem Türk edebiyatı ve Batı Etkisine gelişen Türk edebiyatı. 10. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan dönem İslami dönemdir. Dede Korkut öyküleri bu dönemde söylenmiştir. Destan geleneğinden, öykücülüğe geçiş dönemi ürünlerindendir. Çünkü bu öykülere her ne kadar öykü desek de bazı yönlerden destanı andırmaktadır. Dolayısıyla destana benzeyen yönleri de var, öyküye benzeyen yönleri de var. Bu yüzden bunlara geçiş dönemi ürünleri deriz. Orijinal iki nüshası vardır. Biri Almanya'nın Dresden Kütüphanesi'nde, diğeri de Vatikan Kütüphanesi'ndedir kültür ve edebiyat tarihimizdeki çok önemli eserler gibi Dede Korkut kitabı da rastgele bulunmuştur. Bu 12 öyküde farklı konular işlense de bütün bu konuları 3 ana başlık altında toplayabiliriz. Türklerin sosyal yaşamı, birbirleriyle olan mücadeleleri ve komşuları, Ermeni, Rum ve Gürcülerle olan savaşları. Öykülerde anlatılan olaylar Doğu Anadolu ve Azerbaycan'da geçmektedir. Zaman olarak her ne kadar belli bir zaman dilimi ya da belli bir tarih verilmese de anlatımlardan ve yer isimlerinden bu zamanın 12. ve 14. yüzyılları olduğunu düşünebiliriz. Hikayelerde sade ve akıcı bir Türkçenin kullanıldığını görüyoruz. Günümüz öykülerinden farklı olarak şiir ve düz yazı karışık olarak söylenmiştir. Abartılı ve heybetli bir dil kullanılmıştır. Zaman zaman olağanüstü varlıklara da rastlıyoruz. Tepegöz, Peri, Azrail gibi. Benzetmelere ve ses tekrarlarına yani aliterasyonlara ve asonanslara çokça yer verilmiştir. Dede Korkut öykülerinin modern öyküye benzeyen ve benzemeyen yönlerine bakalım. Dede Korkut öykülerinde günümüz öykülerindeki gibi olay, kişiler, yer ve zaman unsurları bulunur. Öykünün unsurları bildiğimiz gibi olay, kişiler, yer ve zamandır. Bu öykülerde de bütün bu unsurlar vardır. Yine Dede Korkut öykülerinde belli bir dil ve anlatım düzeyi vardır. Yani kullanılan dil Türkçenin oldukça gelişmiş bir şeklidir. Günümüz öykülerinde olduğu gibi belli bir olay örgüsü vardır. Modern öykülerde de giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Öykü belli bir plan dahilinde ilerler. Dede Korkut öykülerinde de bir olay örgüsü bulunmaktadır. Yine Dede Korkut öykülerinde öyküleme, betimleme gibi anlatım tekniklerine başvurulduğunu görüyoruz. Evet şimdi benzemeyen yönlerine bakalım. Dede Korkut öykülerinde abartılar ve olağanüstü özellikler bulunur. Tepegöz, Azrail peri gibi. Oysa günümüzde öykü tanımlarken ne diyoruz? Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olayların anlatımı. O halde günümüz öykülerinde yani modern öykülerde abartılar ve olağanüstülükler bulunmaz. Ama dede korku öykülerinde var. Yine öykülerde şiirlerin fazlaca yer tuttuğunu görüyoruz. Oysa modern öyküler sadece düz yazılardan oluşur. Yine Dede Korkut öykülerinde günümüz öykülerinden farklı olarak soyut kavramlar vardır. Dört oğlu olan birini verdi, üçü kaldı. Üç oğlu olan birini verdi, ikisi kaldı. Kapak kanderler bir adam vardı, iki oğlu vardı. Bir oğlunu verip biri kalmıştı. Tekrar sıra dönüp dolaşıp ona gelmişti. Anası feryat edip ağladı, figan etti. Meğer hanım Aruzoğlu Basat gazaya gitmişti. O sırada geldi. Yaşlı kadıncağız der. Basat şimdi akından geldi. Varayım, belki bana bir esir verir. Oğlancımı kurtarırım dedi. Basat altını gölgeliğine dikip otururken gördüler ki bir hatun kişi geliyor. Geldi içeri, Basat'a selam verdi. Ağladı, der. Avucuna sığmayan Karaçalı oğlu. İri teke boynuzundan katı yaylı. İç oğuzda, dış oğuzda adı belli. Aruz Aruzoğlu hanım Basat, bana medet Evet, Öykü'nün bir bölümünü okuduk. Günümüzdeki öykülere benzer bir şekilde bir olay örgüsü var. Bakın bu metindeki olaya bakalım. İnsanlar oğullarını savaş için veriyor. Kapak kan bir adam var, iki oğul var. Birini verdi, biri kaldı. Sıra ona gelince annesi feryat etti, ağladı, Basat'a geldi, yalvardı. Bakın bir olay örgüsü var. Yine kişiler ve bunların karakteristik özellikleri verilmiştir. Mesela buradaki kişileri bulalım. Basat, onun annesi Öyküde belli başlı yer isimleri geçmektedir. Mesela Trabzon geçiyor, Gürcü ülkesi geçiyor, Tepegöz, Oğuz'dan çıktı, bir yüce dağ vardı. Yol kesti, adam aldı, büyük harami oldu. Üzerine birkaç adam gönderdiler. O ok kattılar, batmadı. Kılıç vurdular, kesmedi. Mızrak sapladılar, işlemedi. Çoban, çoluk kalmadı, hep yedi. Özellikle altı çizili yerlere bakalım. O ok kattılar, batmadı kılıç vurdular kesmedi denilmiştir. Günümüz öykülerindeki gibi tamamen gerçekçiliğin olmadığını görüyoruz. Burada olağanüstü bir kişi var. Kim? Tepegöz. Gördüğünüz gibi günümüz öykülerinden farklı olarak anlatımda abartılar ve olağanüstülükler vardır. Tepegöz bu öyküdeki masalımsı bir karakterdir. Masallarda, efsanelerde ya da destanlarda bu tip olağanüstü kişiler ya da olağanüstü varlıklar bulunur. Kimi yerlerde rastladığımız bu masalımsı unsurlar öyküleri modern öykülerden farklı kılmaktadır. Metnimize bakalım. Paragraftan sonra bir kahramanın şiir söylediğini görüyoruz. Günümüz öykülerinde şiir yok ama Dede Korkut öykülerinde şiirler neredeyse düz yazı kadar geniş yer tutar. Basat der, gördüm der. Orada iki kılıç var. Biri kılını, biri kınsız. O kınsız keser benim başımı. Var getir, benim başımı kes dedi. Basat mağara kapısına vardı. Gördüğü bir kınsız kılıç durmaz iner çıkar. Evet dikkat ettik mi? I, i ve k sesleri sürekli tekrar edilmektedir. İşte düz yazıdaki bu ses tekrarlarına seci ismini veriyoruz. Öykülerde gördüğümüz en önemli özellik kahramanlıktır. Tıpkı Oğuzkan destanında olduğu gibi Dede Korkut öykülerinde de çocukların kahramanlık gösterdikten sonra isim aldığını görüyoruz. Yine Oğuzkan destanında olduğu gibi değer verilen bir kişi var. Sözlerine değer verilen, kimi zaman gelecekten haber veren bir ulu kişi vardır. Burada da bu görevi Dede Korkut yapmaktadır. Elinde kopuzuyla şeyler söyler, karamalık gösteren çocuklara öğütler verir, kimi zaman insanlara, kimi zaman hükümdarlara tavsiyelerde bulunur. Aileye değer verildiğini, kadın erkek eşitliğinden ve tek eşitlikten anlayabiliyoruz. Çocuk sevgisinin bulunduğunu ve kadınların değer gördüğünü söyleyebiliriz ahlaki değerlere ne kadar bağlı olunduğunu şuradan da anlayabiliyoruz. Mesela Tepegöz öksünde bir kişinin yaptığı hatanın bedelini bütün Oğuz halkı ödemiştir. Dolayısıyla yanlış bir davranışın suç olarak ortaya konulduğunu, iyiliklerin öldüğünü, kötü alışkanlıkların ve kötü davranışların yerildiğini görüyoruz. Evet gelelim Dede Korkut kimdir? Bakın bu öykülerin yazarı Dede Korkut değildir. Kimdir peki? Türklerin sevip saydığı, düşüncelerine değer verdiği, bilinmezden haberler veren, çocuklara isim koyan bir ozandır. Bilge bir tipi temsil etmektedir. Öyküleri kimin yazıya geçirdiğini bilmiyoruz. Sözlü olarak halk arasında dolaşan bu öyküler, meraklı ve ismini bilmediğimiz bir kişi tarafından derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir. Bu çok değerli öyküleri kimin Avrupa'ya götürdüğünü ve neden birinin Almanya'da, birinin İtalya'da olduğunu bilmiyoruz. Tek bildiğimiz Türk edebiyatçıları tarafından gelişi güzel bir çalışma sırasında bulunmuş olmalarıdır. Kültür ve edebiyat tarihimizde nasıl bir yere sahiptir onun hakkında konuşalım. Türkçenin 12, 13, 14 ve 15. yüzyıllar arasındaki durumunu ortaya koyar. Eski Türk yaşamını ve eski Türk kültürünü bu kitapta buluruz. Türk edebiyatında hikayeyi iki ana başlık altında inceliyorduk. Birincisi modern öyküler, ikincisi halk öyküleri. Modern öyküler tanzimattan sonra başlamıştır. Geleniksel Türk öykülerinin yani halk öykülerinin de ilk örneği Dede Korkut öyküleridir. Dede Korkut kitabının ön sözündeki cümleler birer atasözü kadar değerlidir. Dede Korkut öyküleri Keremili Aslı, Köroğlu, Ferhat ile öyküleri gibi birer halk öyküsüdür. Dolayısıyla halk öykülerinin genel özelliklerini yansıtır. Diğerlerinde olduğu gibi bu öykülerde de şiir düzezi karışıktır, anlatım yer yer abartılıdır, olağanüstü durum ve kişilere rastlanır. Dresden Kütüphanesi'nde bulunan Dede Korkut kitabındaki 12 öyküyü 1811-1815 yılları arasında Alman edebiyatçı Henry Friedrich von Diez yayınlamıştır. Vatikan nüshasını İtalyan edebiyatçı Ettore Rossi tanıtmıştır. Bizde ilk olarak Kilis Rıfat 1916'da Dede Korkut öykülerini Arap harfleriyle ile yayınlamıştır. Orhan Şahik Gökyay, Muharrem Ergin, Saim Sakoğlu gibi edebiyatçılar da Dede Korkut öyküleriyle ilgili çalışmalar yapmışlardır. Selçuklular ve Osmanlılar zamanında yazılan Selçukname, şeceri Terakime, Duretül Tican, Cami Cemayin gibi eserlerde Dede Korkut öykülerinden bazılarının tamamen bazılarının kısmen geçtiğini görüyoruz.